Ben halkım hey. Feleğin silesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime. Diyeceklerimi türkülerle demişim. Sen ne sahtekarsın lan? Ne oldu be Mustafa? Ne bağırıyorsun? Devletin yardımını bizden gizleyip de nasıl Kerem'le bölüşürsün muhtar? Ne hakkın var buna? Ayıp değil mi? Ben dağıttım onu Mustafa. Yalan söylüyorsun lan. Bırak yakamı Mustafa. Bak, bırak dağıtacaksın lan o parayı. İnan dağıttım Yoksula Mustafa. Fukaraya dağıtacaksın vallahi o parayı. Vallahi ben dağıttım o parayı Mustafa. Bırak yakamı. Bırak yakamı Mustafa. Milletin anası ağlarken parayı yemek hangi vicdana? Vallahi dağıttım hangi o parayı Mustafa. Lan, bırak diyorum sana yapma. Hangisine? Gelme Mustafa. Gelme vururum. Bak şakam yok Mustafa vururum. Bak vallahi vururum. Vururum. Lan! Yapma diyorum sana. Vurma! Mustafa yapma! Mustafa ne olursun vurma Allah beni! Allah senin de belanı vere, Kerem'in de! Mustafa yapma! Ne olur, kuluk gölen olayım Mustafa, yapma! Ne olur yalvarırım, vurma beni Mustafa, Mustafa yapma! Yapma Mustafa! Sen karışma Celal! Çekil aradan! Deli olma Mustafa! Çekil! Çekil Celal! Elini kana bulama! Çekil Celal! Celal! Of! Ne oldu muhtar? Sorma Kerem ağa. Mustafa bana saldırdı. Tabancamı alıp vurmakla beni tehdit etti. O sırada Celal girdi araya. Ben canımı kurtardım ama Celal vuruldu. Mustafa'yı da içeri attılar. Bırak şimdi onu. Celal nasıl sen onu söyle bana. Biraz önce ameliyattan çıktı. Geçmiş olsun Mithat emmi. Sağ ol Kerem ağa. Celal bana yadigardır. Daha şuncacıkta annesi babası bırakıp gittiğinde. Yeğenim nasıl doktor? Bir böbreğini almak zorunda kaldık. Ha? Ama hayatı tehlikeye atlattı. Çok şükür. Celal kendine iyi bakarsa tek böbrekle de rahat rahat yaşayabilir. Sağ ol. Geçmiş doktor. Olsun. Allah razı olsun sağ ol. Allah ne muradın varsa versin ya Rabbim. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok şükür. Üzülme. Çok İyileşir şükür. İnşallah. Böbreğinden vurulmuş. Ama kurtarmışlar.
Şükürler olsun Allah'ım. Bana Celal'imi bağışladığın için şükürler olsun. Sana çorba yaptım yeğenim. Sıcak sıcak iç, iyi gelir. Sağ olasın. Yavaş. Pansumanına dikkat et. Ben içerim dayı. O kadar da değil. Afiyet olsun. Şikayetçi olmadık ama... gene de 6 sene vermişler Mustafa'ya. Ne oldu? Niye saldırdı sana Mustafa? Yardımı dağıtmadım diye. Kaç kere söyledim sana muhtar, çatlak sesleri zamanında sustur. Ne bileyim böyle birdenbire saldıracağını? Bileceksin. Köylüyü en iyi sen tanırsın. Kim boyun eğer, kim baş kaldırır? Bunu sen bileceksin muhtar. Neyse, şu Emine kızı bana yap da... yol boyundaki tarla var ya... o senin olacak, söz. Tamamdır ağam. Emine kız senindir, merak etme. İnşallah. Öleceksin diye çok korktum Celal'im. Daha yaşanacak güzel günlerimiz varken hiç ölür müyüm Emine? Sevdamızı dağlara taşlara yazmışım ben. Seni bırakıp da öte dünyaya gider miyim hiç? Artık iyileştiğine göre dayını al gel. Beni babamdan istet. Güzel dersin de sevdalım. Baban çok şey isteyecekmiş diye duyarım. Bu korkutur beni. Bu başlık parasının gözü kör olsun. Dayımla azıcık biriktirdiğimiz vardı. Onu da bu ameliyat için verdik. Muhtarla Kerem denen o gavur hiç mi yardım etmediler? Yok, etmediler. Sen muhtar için bedenini siper et. O ameliyat masrafın için kılını bile kıpırdatmasın. Olacak şey mi? Ben insanlığımı yaptım Emine. İnsana insanlık yapılır. Kaşlarını çatmak yakışmaz senin gibi güzel kıza. Gülmek yakışır. Ha? Şimdi oldu. İyi dersin de muhtar. Celal'in dayısı haber göndermiştir. Kızı istetecekmiş. Biz de buyursunlar gelsinler dedik bir kesane. Bula bula bir öksüzü mü buldun? Kızı verecek Halil. Celal oğlan çulsuzun tekidir. Kerem ağadaysa bal, mülk, gani. Sade kızın değil. 7 kuşak sonrası da rahat eder. Ağzından bal akıyor ama söz verdik bir kere. Dönmek olmaz. Zaten öyle bir başlık isteyeceğim ki mümkünü yok bir araya getiremez Celal. Yani? Yanisi Kerem ağaya çıtlat. Hazır kıta beklesin. Buraya gelişimizin esbabı mucibesi bellidir Halil kardeşim. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle kızınız Emine'yi yeğenim Celal'e isterim. Eğer siz de uygun görürseniz bir an evvel baş göz edelim derim. Vallahi ne diyeyim, kısmetse olur Mithat. Yalnız şu başlık meselesini halletmemiz şart. De bakalım ne diyeceksin? Siz de çok iyi bilirsiniz ki Emine köyün en gözde kızıdır. İsteyeni çoktur. Hı hı. Fakat Allah yalanı sevmez. Ben hep Celal oğlumu yakıştırmışımdır kızıma. O yüzden eller ne veriyorsa daha azını isteyeceğim. Sağ olasın. Sizin dere boyunda küçük bir tarlanız var ya. Var. Oradan başlayalım evvela. Verdik gitti. Siz sürmüyordunuz tarlayı ama ben süreceğim. Onun için de 2 öküz bir saban lazım. Ne yapalım? Alacağız gayrı. Ayrıca kızım için 1 metre zincir, 5'i bir yerde, 2 kolunca bilezik. Bir de 50.000 lira. Yapma Halil. İstediklerin zaten 50.000'i geçiyor.
başlık almayacak mıyız yani Mithat kardeşim? Ne yapmayı düşünüyorsun yeğenim? Şehre gidip çalışacağım dayı. Başka yolu yoktur. İstanbul, Ankara. Neresi olursa artık. Çok paradır Halil'in istediği. Ne yapalım? Bulacağız artık. İzmirli bir asker arkadaşım vardı benim. Canciğer. Adı Akif. Bir adres vermişti bana daha o zamanda. Gelirsen başım gözüm üstüne demişti. Madem gitmeyi hesap ediyorsun, o zaman İzmir'e git. Akif'in adresini sana vereyim. Onu bul. Bakarsın sana bir faydası dokunur. Öyle şeyler istemiş ki Halil, Celal'in denkleştirmesi mümkün değil. Halil de anasının gözü. Öyledir. Boşuna kurnaz Halil dememişler ona. Şehirde çalışmaya gidecekmiş. Gitsin. Gecesini gündüz edip çalışsa gene de denkleştiremez o kadar parayı. Bu tren yolunun gittiği en uzak yere gideceğim neredeyse. İzmir'e gideceğim. Ama olsun. Senin için her türlü sıkıntıya göğüs germeye razıyım. Ne yaparsın sen büyük şehirde Celal? Ne iş tutarsın? İnşaatlarda çalışırım. Askerken görmüştüm. Koca koca binalar yapılıyordu. Ya da fabrika diyorlar. Bir sürü insanın bir arada çalıştığı büyük imal yerleri vardı. İş bulup oralarda çalışırım. Bir sürü insan mı? Hiçbirini de tanımıyorsun, değil mi? Allah fakirin yüzüne bakar Emine. Hiç korkma sen. Hem sık sık yazarım sana. Vaziyetim hakkında bilgi veririm. Sen de yaz ha. Beni merakta koma. Çok istedin Halil. İşime karışma Nermin. Kerem Ağa haber göndermiş. Bu istediğimin kat be kat üzerinde vermeye razıymış. O evli ya. İkinci eşi olarak alacakmış. Aman kapılardan uzak. Eminem kuma mı gidecek yani? Malı mülkü batsın. Yoksuluz diye hep sızlanan ben değildim herhalde. Kızım Kerem gavuruna kuma gideceğine. Varsın biz yoksul kalalım. Razıyım. Ne olur bey. Benden çok selam söyle Akif'e. Onbaşın seni unutmamıştır de. Buralara yol düşerse buyursun gelsin. Başım üstünde yeri var. Söylerim dayı. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle yeğenim. Yolun açık olsun. Emine önce Allah'a sonra sana emanet Mithat dayı. Sen o konuda müsterih ol. Selametle Celal'im, selametle. Bahtın açık olsun. Güle güle. Sağ olasın. Ağlama kızım. Sevdiğin nasıl olsa dönecek. Bu sıkıntılı günler geçecek. Askerken de bekledim onu öyle. Şimdi de başlık parası biriktirsin diye bekleyeceğim. Ne yapalım kızım? Töreler böyle. Töresi batsın. Ne işi var Celal'imin başka şehirde? Niye sürünsün el kapılarında? Ha anne, zulüm değil midir bu? Kızım, güzel kızım. Üzme kendini yavrum. (Gülüyor)
Beraber yiyelim yiyelim. Sağ olasın dayı. Karnım aç değildir. Göz payı. Azıcık al bari. Afiyet olsun. Sen yemene bak. Ne oldu yeğenim? Hasta mısın? Yok dayı. Benim hafif bir sancı girdi sade. Pencere kenarında oturma yeğenim. Tren camları soğuğu sızdırır. Yardım edeyim mi dayı? Hafiftir yeğenim, sağ olasın. Ben taşırım. Kal sağlıcakla o zaman. Eyvallah. İzmir'e gelir gelmez ilk iş olarak dayısının asker arkadaşı Akif'i aramış Celal. Adresi bulmuş. Bulmuş ama Akif'in yıllar önce öldüğünü öğrenmiş. Aklında sevdiği kız Emine. Hemen iş aramaya başlamış Celaloğlan. İnşaatlarda iş bakmış ilk. O inşaat senin, bu benim, gezip durmuş uzun zaman. Fakat bulamamış aradığını. İşler yapmaya soyunmuş sonra. Becerememiş, üstesinden gelememiş. Bakmış ki o işler kendisinin harcı değil, fabrikalarda iş peşine düşmüş bu kez. Ve sonunda aradığı işi bulmuş Celal.
yeni mi bu, ben mi yeni görüyorum? Yeni geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Tamam abi. Eğleşmeyin, eğleşmeyin. Yemek soğansız olmaz. Sağ ol. Memleket nere? Malatya, Arguvan. Hemşeri sayılırız desene. Ben de Adıyamanlıyım. Bilirsin, Adıyaman Malatya'dan ayrılmadır. Yeni gelmişsin, doğru mu? Doğru. İzmir'e ne zaman geldin? O da yenidir. Ana baba memlekette. Ana baba yok bende. Bir tek dayı var. Nerede kalırsın burada? Madende kalabileceğini söyledi çavuş. Yatak yorgan? Yok. Sen hakikaten de en iyiymişsin. Neyse, paydostan sonra beraber gidelim de sana yatak yorgan bir şeyler alalım. Bir şeye ihtiyacın olursa ilk bana gel. Müştemilatta bulursun beni. Sağ ol Selami abi. Başlık parası biriktirmek için kalkmış Malatya'dan buralara kadar gelmiş. Yazık. Biz yakın yerden mi geldik sanki? Haklısın. Hepimiz başka diyarlardan geldik buraya. Kimimiz sevdiğini bıraktı Sıla'da, kimimiz çoluğunu çocuğunu. Gel hadi. Hadi. Nereye birader? Yatağımı sermek için yer arıyorum. Ne diyorsun sen? Millet çalışıyor. Gece vardiyası diye bir şey var. Ama çavuş dedi kal diye. Dışarıda yatacaksın. Bana öyle söylendi. Peki, orada yatarım. Ben çok iyiyim sevdalım. Hiç merak etme. Rahatım yerindedir çok şükür. Annene babana selamımı söyle. Tez zamanda başlık parasını biriktirip döneceğim inşallah. Bana bak Muhtar, bu işi hemen halletmemiz gerekiyor. Elini çabuk tut, anlaşıldı mı? Her konuda yardımcı oluyor bana. Bu vereceğim haber kötüdür ama yine de bilmen lazım. Biliyorum, üzüleceksin Mithat dayı. Mithat dayı. Askerlik arkadaşın Akif seneler önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Tüh be, Allah rahmet eylesin. Tanıdık herkese selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim Celal. Şimdi bir kağıt kalem al da gel bakayım. Hadi. Celal, kalk hadi. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Senin de abi. Bu ne haldir ya? Böyle üzerin açık uyuyorsun. Hasta olacaksın vallahi. Hangi akla hizmet burada yatıyorsun Allah'ını seversen? Vardiya amiri öyle söyledi.
Ne biçim adam bu? Hadi kalk, hadi kalk. Olacak şey mi bu? Çavuş burada kalacak demiş. Hay Allah onun. Hemen topla şunları da bizim müştemilata getir. Çavuş kızar şimdi. Sen şimdi bırak çavuşu da dediğimi yap. İnsan insana yapar mı lan bunu? Burası bekarlar için. Maden müdürü vicdanlı adamdır. Sağ olsun bizim için yaptırmış burayı. Hah şöyle. Rahat rahat yatarsın artık. Yevmiyeyi alalım. Güzelce bir hamama gidip yunalım. Sonra da iyi bir gezip ardından yemek yeriz. Sağ ol Selami abi. Ben gelmeyeceğim. Tamam lan paralar benden. Zahmet olmasın abi. Ne zahmeti? Uzatma işte. Beline ne oldu senin? Vuruldum. Vuruldun mu? Kaza kurşunuydu ama. Bir kavgayı ayırayım dedim. Böbreklerimden biri gitti. Tek böbrekle mi idare ediyorsun yani? Ha, öyle. Bir de haline bakmadan dışarılarda neyin yatıyorsun be? Biz kendimize bir bakıyorsak senin iki bakman lazım. Benden de selam yaz sizinkilere. Baş üstüne. En çok da müstakbel yengeme selam ederim. Aleyküm selam. Okuman yazman yok değil mi Selami abi? Yok. Memlekete mektup yazacaksan söyle ben yazarım. Benim sadece emmi dediğim biri var. Başka da kimsem yok. Hanım ilk çocuğa hamileydi. Doğum yaparken can verdi. Çocuk? O da bir melek gibi... Daha gözünü açmadan anasıyla beraber gitti öbür dünyaya. Allah rahmet eylesin. Hadi mektubunu bitir de yat gayrı. Sabaha iş bizi bekler. Nasıl söylesem, nasıl yazsam diye kaç gündür düşünüp durdum. Ama seni ne kadar özlediğimi ifade edecek bir laf bulamadım. Senin adına postayla para havale ettim dayı. Sana zahmet kasabaya uğra da postaneden alıver. Hı. Oku oğlum oku. Allah'tan bir şey olmazsa hemen her ay düzenli olarak para göndereceğim. Biriktirip Halil'in istediklerini sırayla alırsın. Celal'im, sevdiğim. Ben de aynı senin gibi. Belki de daha fazla özledim seni. Sen gideli her saati sayar, her doğan güneşi bekler oldum. Yağ fabrikasında çalıştığını yazmışsın. Allah yardımcın olsun. Celal. Ne oldu? Neyin var? Dur. Ne oldu bir dur, anda kıpırdama. Eğleşmeyin, eğleşmeyin. Görmüyor musun be adam? Oğlan hastadır. Al kenara öyleyse. Hay Allah senin. Bende harekete cevap var. Git getir öyleyse. Tamam. Madende doktor yok. Ama biz dışarıda bir doktora gideriz. Bakarsın önemli bir şey. Yok Selami abi, gitmem. Birazdan bir şeyim kalmaz. Bak, duramayacak gibiysen söyle. Hastaneye götüreyim seni. Allah'ıma karışmam sonra. Tamam abi, sağ olasın.
İstediğini iki katıyla vermeye hazırım ben. Lakin bana bir söz vermeli. Celal oğlan şu güne kadar dönmezse kız senindir demeli. Celal dönmeyecekse bugün al derim kızı. Fakat bilmiyorum ki diyor ha. Yine de düşünsün, bir ölsün. Celal'e de yazıp bildirsin. En çok bir sene versin. Buldun buldun. Yok bulamadın. Kızı başkasına veririm desin. Kız oturup yaşı geçene kadar bekleyecek değil herhal. Celal mümkünatı yok. Toplayamaz o kadar parayı ha. Celal, dur hele. Hastalığın nedir senin? Hiç öyle bir ağrı girdi işte. Yanlış anlama. Ben senin tuttuğun işten, çalışmandan gayet memnunum. Ama bir hastalığın varsa burada çalışamazsın. Bak, ölür kalırsan başımıza dert açarsın. Yok çavuş. Öyle öldürücü bir hastalığım yok çok şükür. Pekala. Hayırdır? Ne diyor? Hastalığın ciddi mi diye soruyor. Gavurluk etmedi yani. Yok Selami abi. Niye etsin? İnsan gibi davranmasını bilmez de o yüzden. Elini çabuk tutman lazım diyormuş Halil. Bir seneye kadar parayı denkleştirebilirsen kız senindir. Yoksa başka bir isteyene vermek zorunda kalacağım eminim. Tamam, gece vardiyasına da yazarım seni. Ama hem gece hem gündüz çalışmak mahveder, dayanamazsın. Dayanırım çavuş, olmaz deme ne olur. Tamam, öyleyse günah benden gitti. Eyvallah. Geceleri de çalışmaya başlamış Celal. Günde bir iki saat ya uyuyor ya uyumuyor. Durdurak bilmeden çalışıyor, para biriktiriyormuş. Celal, bu kadar çalışmaya can dayanmaz. Bitireceksin kendini. Bir seneye kadar parayı toplamam lazım. Haklısın da sağlığın bozulacak o zaman. Bunca yorarsan kendini maazallah kalıcı bir hastalığa yakalanabilirsin. O zaman ne olacak? Kız hasta bir adamla mı evlenecek? Celal'im, sevdiğim, bu haberi nasıl karşılayacaksın bilmiyorum. Mustafa kısmi aftan yararlanıp hapisten çıktı. Muhtarla arasını yaptılar. İki iyi dost oldular. Biri aralarında evvelce kötü bir şey geçtiğini anlamaz bile. Can ciğer kuzu sarması olmuşlar sanki. Yani Celal'im, sen böbreğini kaybetmekle kalmış oldun. Ne yapalım? Demek öyle oluyormuş. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış. Celal hastalığına, ağrılarına aldırış etmeden çalışmış. Yememiş, içmemiş, paranın büyük bir kısmını bir araya getirmiş. Yorgunluğa, uykusuzluğa karşı koyarak çalışmış, çalışmış, çalışmış. Fakat bir gece... Celal, gene mi tuttu? Aman abi, aman çavuşun haberi olmasın. Ona neymiş be? Ağrı kesici. Hap olursa kesilir şimdi. Yok, seni hastaneye götüreceğim bu sefer. Bunun altında bir şey var.
Yok, gitmem. Allah'ını seven yardım etsin kardeşler. Doktor bey, neyi var söyle hele. Bir böbreği alınmış bu hastanın. He, evvelce olmuş o hadise. Kalan böbreğinde de kist var. Fakat gecikmiş bir vaka. Ne yani? Çok mu mühim bir hastalık bu şimdi? Korkmayın. Ameliyat edilirse ve de ameliyat sonrası uzunca bir süre dinlenirse bir şeyi kalmaz. Ameliyat şart mıdır diyorsun? Evet. Kaç paradır bu ameliyat? Buyurun, konuşalım. Ne? Ne diyorsun sen doktor bey? Nasıl buluruz biz o kadar parayı? Aksi halde ölür. Gözünü seveyim in biraz doktor bey. Makul bir para olursa bulup yaptırırız ameliyatı. Bunun için hastane yönetimiyle konuşmamız gerek. İndirim yapma yetkisi onlarda çünkü. Ben sana demiştim. Ne demiştin? Ben lafı ona söyledim. Bana söyle. Bana söylesene ulan. Sakin ol Selami. Ne sakin olacağım lan? Hastalıkla mı uğraşacağız senle mi? Bana bak. Bu oğlana bir laf dersen belini kırar felç ederim seni. Zaten canım burnumda. Patronla müdüre de beni şikayet etmeye kalkıp ekmeğimle oynama. O zaman felç etmekle de hırsımı alamam. Kesin olarak gebertirim seni. Tamam, tamam Selami. Sakin ol. Al onu içeri. Mehtap, dediğim gibi... Az kaldı Kerem ağam, sık dişini. Emine kız senindir. Tarlayı satıp tezelden parayı bana gönderiverin Cafer emmi. Senin tarla mı var Selami abi? He ya, babadan kalma. Ecnemi petrolcüler istemişti, satmamıştım. Ama şimdi zamanı gelmiştir. Hayırdır? Sana ne? Mektup yazacaksın diye oturduk şurada. Sorgu sual azabı kesildin başımıza. Tamam abi, kızım hemen yazıyorum. Parayı tezelden bana gönderirsiniz Cafer emmi. Onu yazdım. Oku bakalım baştan bir. Ne demişiz bilelim. Değerli Cafer emmi, satırlarıma başlamadan önce selam eder, ellerinden öperim. Ha. Tarlayı satıp tezelden parayı bana gönderirsiniz Cafer emmi. Başka ne yazacağız abi? Allah vere de Cafer emmi tarlayı satsa. Al bakalım Celal. Bir kere olsun boş geçmedik ya seni, helal olsun. Celal'im, sevdiceğim, özleminle yanan şu gönlümün biricik ateşi. Ondan sonra ne olacak? Geldik buraya. İnanmayacaksın ama bu senin Selami abi. Bizim de yazanımız var demek ki. Cafer mi yazıyor gönderen diye? He, öyle yazıyor. Oku bakalım şunu kardeş. Cevap mı yoksa? Cevap olmalı. Thank you.
Yani anlayacağın yeğenim, tarlanın satış işi için senin burada olman lazım. Tezel'den kalkıp gelirsen bu işi hallederiz. Mektubuma son verirken tekrar tekrar gözlerinden öperim. Sağlıcakla kal Cafer. Demek ki yol göründü bize. Öyle diyor. Bu tarla meselesi aramızda kalacak ha. Tamam Selam abi. Sen merak etme. Selami abi nerede? 2-3 günlüğüne memlekete gitti. Sebep? Bir emmisi varmış köyde, o rahatsızlanmış. Yapma ya. Ağır mıymış durumu? Yok yok, mühim bir şey değilmiş. Adam yalnız diye gitti. Celal. Selami abi. Nasılsın? İyiyim abi. Emin nasılsa nasıl onu de. Ne emmisi? Hastaymış ya. Ha, Cafer emmim. İyi iyi. Şükür hastalığı atlattı. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın. 2-3 günde döner dediler, bir hafta oldu. Gözüm yollarda kaldı vallahi. Bizim de bekleyenimiz var artık demek ki. Tabii ki abi. Allah yalanı sevmez. Öz abim olsa ancak bu kadar severdim herhalde. Sen de kardeşten ötesin bana Celal. Selami abi sen miydin? Bir sene dolmak üzere değil mi? He abi. Ama para tamam değildir. Büyük kısmı tamam da zamanında toparlayabilmem çok güç görünüyor. Sana bir müjdem var. Nedir? Ama söz ver önce. Niçin abi? Düğünü yapar yapmaz ameliyat olacaksın. Paran bununla tamamdır. Ne abi? Paradır. Memlekete bu sebeple gitmiştim. Hani Emin hastaydı? Yalandı o. Nasıl yani? Ya üzümünü ye, bağını sorma işte. Borç veriyorum, al şunu. Düğünü yapıp ameliyatın olunca bir zamanda bunun için çalışırsın artık. Selam abi. Sessiz ol, milleti uyandıracaksın. Seni Allah gönderdi bana abi. Emine mi demiştim? Allah fakirlerin yüzüne bakar demiştim. Düğününe davetli miyim? Hem de sadıcım olarak. Sahi gelir misin benimle? Deliye bak. Geleceğim tabii. O kadar para verdim sana. Tek başına gönderir miyim seni? Celal, varacağım yanınıza. Başlayın düğün hazırlıklarına diye haber göndermiş hemen memlekete. Celal'im dönüyor. Geliyor Celal'im. Başlık parasını tamam etmiş. Hemen düğün hazırlıklarına başlamış Celal'in dayısı. Gidiyoruz Selam abi. Sonunda gidiyoruz memlekete. Emine'mi göreceğim, dayımı göreceğim. Bu yolun sonu memlekettir. Onun az gerisi de bizim memlekettir. Tamamdır Mithat. Celal gelir gelmez düğünü yaparız gayri. Şarkı Işladar'ın Fus'ta bir kayıt işimiz vardır. Onu yaptırayım. Sonra Kayseri'deki ufak bir işi de halledip geleyim, düğünü yapalım. Oldu. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Ağrıyor mu Celal? Hiç önemli değil abi. Ağrısı ağrısı. Ben Emine'me gidiyorum ya. Ne olursa razıyım. Şöyle geç. Soğuktur orası. Yok. Böyle iyi. Dışarı bakınca yol gözümde kısalıyor sanki.
Ne oldu? Sana zahmet. Beni tuvalete kadar götürüver abi. Hadi. İyi misin Celal? İyiyim abi. Biraz hava alayım, bir şey içeyim kalmaz. Ankara'ya geldik sayılır. Bir istasyon sonra Ankara. Oradan sonra hiçbir şey kalmıyor zaten. Garda inince araba tutarız. Düğüne gidiyoruz. Olacak o kadar. Kıyacağız paraya. Şu Emine kızı da nasıl merak ediyorum. Bir bilsen hususi olarak bir tarafa çekip nasıl ettin de bu oğlanı bunca aşık ettin kendine diye soracağım. Bak önüme durma ha. Vallahi soracağım. Celal. Celal. Kardeşim. Celal. Celal dayan. Celal az kaldı. Ölme. Ölme Celal. Kardeşim. Ne yok? Aman aman ben neyin işimde düzümdeyim. Babam Kayseri'den döndü herhal. Ya. Baba hoş geldin. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Baba ne oldu? Celal. Ne olmuş Celal'e? Gelirken trende... Baba söylesene ne olmuş Celal'e? Ölmüş. Ne? Ne? Daha doğum 5 yaşındayım. Derdin alamda Celal'ın. Sevdiği kıza varamadan... Hakk'ın rahmetine kavuşan Celal oğlan için ağıt yakılmış. Dilden dile yayılmış. Birbirlerine kavuşamamış olan tüm sevdalılar için türkü olmuş, söylenmiş. Sesi bu.